çok fonksiyonlu, çok rolü olan, yani hem bombardıman hem fighter'la ilgili avcı uçağı rollerinin belki karışımı üstlenecek ama tabii bizim Kaan'ımızın radara görünmezlik özelliği, tamamen dijital bir sistem üzerine oturması, her şeyin elektronik olarak çeşitli sistemlerle haberleşi olması gibi bir dizi özelliği var. O açıdan vurucu güç olarak önemli bir fonksiyon görecek Kaan ve dünyada da çok az ülkede görünen, çok az ülkenin sahip olduğu bir kabiliyete sahip olacağız. Bu işe soyunan top 5 ülke var. Onlardan bir tanesi biz olduk. Yani diğer ülkeler alıcı ve kullanıcı, müşteri durumundalar ama müşteri olduğunuz zaman, kullanıcı olduğunuz zaman bir dizi kabiliyette dışa bağımlılığınız devam ediyor olacak. Kaan bizi bu anlamda dışa bağımlılıktan da kurtarmış olacak. Kaan'daki hedefimiz şu anda %70 oranında ama bunun %90'a doğru gitmesi kaçınılmaz şu açıdan. Kaan'ın bütün sistemleri o kadar modern olacak ki bunu dışarıdan almak isteseniz dahi alamayacağınız sistemler var. Bir taraftan çok sayıda alt yüklenicimiz, sanayicimiz, bazıları ilk defa belirli geliştirme projelerine girdiler ve Kaan'a yeni alt sistemler uygulamaya devam ediyorlar. Bunun geliştirilerek olması da gerekiyor. Özel sektörümüz olsun, vakıf şirketlerimiz olsun, TÜBİTAK ve araştırma kuruluşları olsun, üniversitelerimiz olsun, hepsinin şu anda işbirliğiyle yaptığı, yani Türkiye'nin bütün beyin gücünün, bilim ve teknoloji gücünün masada olduğu bir proje. Onların hepsini tetikleyip yeni bir boyuta taşıyacak proje Kaan. O açıdan bizim havadaki aslında kılıcımız olacak. Diğer unsurlarla beraber bugün Kızılyama'yla, Anka 3'le, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la, TB2'yle konuşuyorsak onların hepsinin oluşturduğu bir hava hakimiyeti konseptine doğru, kavramına doğru gidiyor olacağız. Bir taraftan karaya konuşlu hava savunma sistemlerimiz olurken bir taraftan da havada bir anlamda hava hakimiyeti sağlayacak bir farkındalık oluşturacağız. İHA'larımız şu anda ihracat şampiyonu. TB2'nin dünyadaki artık bilinirlik seviyesini görüyoruz. O devam edecek çünkü çok sayıda talep var. Diğer insansız sistemlerimizde de talepler gelmeye devam ediyor. Hava savunma sistemi olarak gerek işte bizim Sungur, Hisar A artı, Hisar O artı, Siper, bu sistemlerin de kendi içinde yapılanması devam etmekte. Öncelikle tabii kendi ihtiyaçlarımız, ülkemizde geniş bir hava savunma ağı kurmak ama onların alana verilmesiyle beraber de çok sayıda ülkeden hava savunma sistemi talebi geleceği muhakkak. Son bir ayda bile kara, deniz, hava sistemlerinde ortaya çıkan ürünler, yapılan testler, teslim edilen ürünler ve başarılar gördüğümüzde bile bu hızın giderek arttığını görmek mümkün. Her ne kadar bazı çevreler son zamanlarda hızlanan ürünlerimizi seçimlere bağlasalar da biz de onlara bizi izlemeye devam edin. Çünkü bu yolculuk artık başladı, ivmelerek devam edecek diyoruz. İnşallah yıl içinde de daha sonraki yıllarda da sürekli müjdelerimizi göreceksiniz. Çünkü çok sayıda projemiz var. Bu projeler tabii toprağa dikilen fidanlar, ekilen tohumlar gibi. Bunların bir kısmı daha tohum aşamasında, bir kısmı filiz verdi, bir kısmı ağaç olduğu meyve veriyor gibi aşamalarda meyveleri de hep beraber inşallah görüp kutlayacağız. Tabii bu gelişmeler bir dönemin, bir yılın sonucu değil ve öyle de olmayacak. Nasıl ki Sayın Başkan'ın da belirttiği gibi 2004 yılındaki Savunma Sanayi İcra Komitesi kararları ve Cumhurbaşkanımızın orada koyduğu irade çok önemli bir fark oluşturdu. Aslında o irade Türkiye'nin ta temelde genlerinde olan, olması gereken bir milli duruşun, bir milli bakış açısının ürünüydü. Türkiye'de savaştan çıkmış bir ülke olarak, genç cumhuriyetimiz olarak çok sayıda savaş görmüş subayımız veya iş adamımız Türkiye'nin ayakta durmasının, geleceğinin savunma sanayinde güçlü olması ile mümkün olacağını gördüler. Bu konuda teşebbüslerde bulundular. Çoğu akamete uğradı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra başlayan uyanış yine benzer projeleri özellikle Sayın rahmetli Erbakan hocamızın ağır sanayi hamleleri söylemlerinin bir anlamda tiye alınması
alay alınmasıyla beraber itibarsızlaştırma sürecine girdi. Ama o günlerde dile getirilen bütün tezlerin, projelerin aslında yapılabilir olduğunu bugünlerde görüyoruz. İşte 2004'te ortaya konan irade bunların yapılabilir olduğuna içten inanan, bunu bir strateji haline getiren, bunu bir ideoloji ve inanç haline getiren bir bakış açısının bir kültür ürünüydü. İnşallah o bakış açısı, o kültür bugünlerde de artarak devam ediyor. Daha da önemlisi gençliğimize sirayet eden koskoca bir dalgayı oluşturuyor. Burada dönüşümü sağlayan çeşitli adımlar oldu. Bizim savunma sanayi tarihçemize baktığımızda çeşitli aşamaları görüyoruz. Nasıl ki bir zamanlar satın almak ana fonksiyonumuz idi. Daha sonra belki montajla bazı ortak üretim konuları gündeme geldi. Daha sonra birlikte üretim ve teknoloji paylaşımı konuları gündeme geldi. Bunların her birisi teknoloji yolculuğumuzda bize bir adım attıran, bir merhale kat ettiren unsurlardı. Ve geldiğimiz artık son dönemlerde bir olgunluk sürecine geldiğimizi, özgün ve yerli ürünleri arka arkaya çıkardığımızı, projelerini yaptığımızı görebiliyoruz. Burada önemli unsurlardan birisi de şu, bizim satın alma ve ortak üretim gibi konulardaki teşebbüslerimizde çeşitli müttefiklerimiz, yurt dışı tedarikçilerimizin bize karşı daha yumuşak, daha mutedil yaklaşımları, daha paylaşımcı yaklaşımları vardı. Tabii bu paylaşımın da kendine göre bir derecesi ve bir sınırı vardı. Biz bu sınırların ve paylaşım derecesinin ne olduğunun daha iyi farkına varmaya başladığımızda bunların aslında bize bir şeyler sağladığını ama bizim belirli kalıpları, duvarları, sınırları aşmamıza yeterli olmayacağını görüp kendi özgün projelerimize doğru yol almaya başladık. Ama gördük ki kendi özgün projelerimize doğru yol aldıkça, mesafe kaydettikçe, o hani önceden işbirlikçi yaklaşan, destekçi olan müttefikler ve ülkelerin ve şirketlerin tam tersine kısıtlayıcı, engelleyici ve bu gelişmeyi durdurucu bir tavır içine girdiklerini gördük. Bu ne yaptı? Bu tavır farkındalığı daha da artırdı. O anlık kısıtlamaya, engellemeye veya yavaşlamaya maruz kaldığımız ürün ve sistemlerin de ötesinde ola ki şu anda bir kısıtlama olmasa bile ileride kısıtlamaya maruz kalabileceğimiz, ele güne muhtaç olabileceğimiz her konuda, stratejik her üründe ülkemizin kendine yeterli olması gerektiği gibi bir inancı sektörümüzün ta iliklerine kadar hissetmesini sağladı.